Chiodo 1997 yılında yaptığı bir röportajda uzay maskesiyle şöyle bir şey söylüyor. Bu korsan hikayesini yapmak için bir sürü referans materyali topluyor ve okuyorum. Ancak gençliğime çok hayran olduğum korsanlar tarihlerine dair neredeyse hiçbir yazılı kayıt bırakmadılar. Sanırım kendi maceraları ile eğlenmekle çok meşguldüler ve gelecek nesillere hikayelerini bırakmayı unuttular. Bu lanet olası korsanların çok büyük bir sorunu. Dostlar, bu videoda One Piece'i baştan aşağı çözüyoruz. Çünkü bu video bana kalırsa kanalımdaki en iyi videolardan bir tanesi olacak. İleride bu videoya dönüp bakacağız. Çünkü bana kalırsa bu videonun teori değil, kesin olarak gerçekleşeceği bazı noktaları var. Eiichiro Oda'nın 1997 yılında verdiği röportajda hikaye yaratmak için bir sürü referans materyali topladığını öğreniyoruz ki kendisi bu röportajı bir uzaylı maskesiyle veriyor. Tabii ki de son bölümden fark ettiğimiz gibi seri büyük ve keskin bir şekilde uzaya ve gezegenlere bağlanmış oldu. Zaten Enel'in kapak hikayesinde ve süpernova gibi bazı terimlerle uzayı işleyen Eiichiro da Gorosei gibi önemli bir gruba üye olan insanın ismini Satürn koyarak işleri oldukça karmaşık hale getirdi. Bu videoda 5 gezegen, 1 dünya, 1 güneş, 3 gizemli gezegen, 1 aydan ve tabii ki de bu güneş sistemini allak bullak edecek o muhteşem karakterden bahsedeceğiz. Gorosei dedik çünkü Goroseilerden birisi sayesinde bu video oluştu. Aziz Jay Garcia Satürn, kendisi güneş sistemimizdeki Satürn gezegenini temsil ediyor. Gorosei'nin kelime anlamı sebebiyle diğer Goroseilerin de gezegen ismine sahip olabileceğini spoiler çıktığı gün 21.00'da yaptığımız o güzel canlı yayında belirtmiştim. Aslında bu argümanım hem doğru hem yanlış. Çünkü canlı yayında Goroseilerin 5 yaş yıldız anlamına geldiğini söylemiştim. Lakin aslında öyle değilmiş. Go, Ro ve Sei. Baştaki Go tahmin ettiğiniz gibi 5'i temsil ediyor. Ortadaki Ro, yaşlı kelimesinin bir karşılığı. En sondaki Sei ise Japonca'da hem yıldız hem de gezegene karşılık gelen bir terim. Dolayısıyla Goroseilerden birisinin ismi Satürn çıktıysa bu aslında Goroseilerin 5 yaşlı gezegen ismine sahip olduğunu gösterir. Ve tabii ki de bununla beraber diğer Goroseilerin isimlerini de rahat bir şekilde çıkarabiliriz. Satürn, güneş sistemimizdeki güneşe en uzak gezegenlerden biridir. Aslında teknik anlamda sondan dördüncüdür. Son 3'ü sıralayacak olursak sırasıyla Uranüs, Neptün ve Plüton. Plüton bu sistemden çok küçük olduğu için çıkarılmıştı lakin One Piece'in yazılmaya başlandığı sene Plüton hala bir gezegendi. Güneş sistemine en uzak 3 gezegene baktığımızda One Piece'de bir ortak noktalarının olduğunu görüyoruz. Zira bu 3 gezegen One Piece'deki antik silahları temsil ediyor. One Piece'deki antik silahlar 3 gezegenin ismini alıyor. Tabii ki de bu antik silahlar Yunan mitolojisindeki 3 farklı tanrıyı temsil ediyor. Plüton, Poseidon ve Uranüs. Sırasıyla baktığımızda yeraltının hükümdarı, denizin hükümdarı ve göklerin hükümdarı olarak sıralandığını söyleyebiliriz. Ki One Piece'e baktığımızda oldukça uyuşuyor gibi. Poseidon yani Shiroishi denizdeki tüm canlıları yönetebiliyordu. Aynı şekilde yeraltının hükümdarı Plüton yeraltının en dibinde bulunuyor. Hatta Plüton'un olayı o kadar benziyor ki Luffy Kaido'yu yerin dibine gömmeden önce seni cehennemin dibine yollayacağım demişti. Teknik olarak haksız sayılmaz çünkü Plüton aynı zamanda cehennemin kapısıdır. Ve Kaido'nun gittiği yer de Plüton'un bulunduğu konum ile aynıydı. Goroseiler de sırf Plüton'u elde etmek için sınırların açılmasını beklemişlerdi. Ama bekledikleri Momonosuke yüzünden gerçekleşmemişti. Çünkü bu sınır hem yerin altındaki Plüton'u hem de Wano'yu çok iyi bir şekilde koruyordu. Uranüs hakkında pek bir şey bilmiyoruz lakin tahmin edebiliyoruz. Yunan ve Roma tanrılarının iki farklı isimleri olabileceğini unutmayalım. Çünkü aklınıza şöyle bir soru gelmiştir. Kapı Horizon'un 3 gezegen Uranüs, Neptün ve Plüton. Burada Poseidon yok ki. Neptün Poseidon'un bir diğer ismi olduğu için burada herhangi bir sıkıntı oluşmuyor. Güneş sistemindeki 9 gezegenden son 3 tanesini açıkladık ve sondan 4.sünün Satürn olduğunu biliyoruz. Goroseilerin yani 5 yaşlı gezegenin ilk tanıtıldığı manga paneline baktığımızda Satürn beklediğimiz gibi en sağda gözüküyor. Yüksek ihtimalle bu karakterler güneş sistemine yakınlılık ve uzaklık derecesine göre sıralanmış. Yani sırasıyla bu kişiler Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn. Antik silahlarda olduğu gibi bu gezegenlerin de bağlı olduğu mitolojik tanrılar var. Örneğin Satürn yani Kronos zamanın tanrısıdır. Jüpiter yani Zeus yıldırım tanrısıdır ki kendisinin beyaz saçı ve sakalı ile görünüş olarak Zeus'u andırdığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Mars yani Ares savaş tanrısıdır. Kanı susamışlığı ve hırsı temsil eder. Ki kendisinin gene yüzündeki izlerle bir savaş tanrısı havası verdiğini söyleyebiliriz. Venüs yani Afrodit aşk tanrıçası güzelliği ve verimliliği temsil eder. Ve son olarak Merkür yani Hermes zenginlik tanrısıdır. Muhtemelen Goroseilerin birebir isimleri böyle olur çünkü Eiichiro'da güneş sistemini One Piece'i antik silahlarla ve bir Gorosei ile beraber güzel bir şekilde oturtmuş.
Her tanrının özel güçleri tabii ki de var. Mesela Merkür yani Hermes en hızlı tanrı olarak biliniyor. Lakin bu videoda güçlerinden çok Eiichiro'nun anlatmak istediği şeye odaklanmak istiyorum. Güneş sisteminde toplam 8 gezegeni eşleştirdik. Geriye Dünya, Ay ve Güneş kaldı. Astrolist'i sona bırakmak istiyorum çünkü kendisini açıklayınca her şey rayına oturacak. Direkt olarak herkesin bildiği ve öngördüğü gibi Güneş'ten başlayalım. Güneş tabii ki de Joy Boy'un ta kendisi. Huizu'nun anlattığı Güneş Tanrısı Nika hikayesiyle beraber seri oldukça bambaşka bir hal aldı. Hele ki Luffy'nin yemiş olduğu meyvenin aslında Hitoto no Mi model Güneş Tanrısı Nika olması kendisinin direkt olarak bu Güneş sistemindeki Güneş'in ta kendisi olduğunu açıklar nitelikte oluyor. Güneş Tanrısı yani Nika diğer gezegenlerde olduğu gibi Yunan mitolojisindeki Nike yani Japonca telaffuzu ile Nika ile eşleşiyor ve kendisi zafer tanrıçasıdır. Bu özgürlüğün savaşçısı, kölelerin umudu ve dünyaya şafağı getirecek kişiye oldukça uyuşuyor gibi. Güneş sisteminde geriye sadece bir tane gezegen kaldı ve bu Dünya. Ay aslında sistemde sayılmıyor çünkü Ay esasında Dünya'nın bir uydusu. Lakin bu kişinin kolaylıkla karanlık meyveyi yiyen, Luffy'den oldukça zıt çizilen, yani ana kötü adam, main antagonist Karasakalı temsil ediyor. Güneş ve Ay birbirine oldukça zıt olduğu için Karasakalı Ay'a yerleştirmek oldukça mantıklı olur. Peki ya Dünya neyin nesi? Dünya kimi temsil ediyor ve bu videoda tam olarak anlatmak istediğim şey ne? Diğer gezegenlere baktığımızda hepsinin birebir anlamlı uyuştuğunu ve bağlandığını fark etmişsinizdir. Ve inanın Dünya Imo'ya haddinden daha fazla bağlanıyor. Dünya Yunan ve Roma mitolojisinde dünyanın tanrısı Gaia'yı temsil ediyor. Gaia'nın bir ismi bize One Piece'deki tüm gizemleri açıklayan yola sokuyor. Çünkü Gaia aynı zamanda doğa ana, toprak ana, denizin sahibi olarak da anılır. Bu terimler size tanıdık geldi mi? One Piece'in tamı tamına 19. bölümünden beri bahsedilen bir figürden bahsediyoruz. Shanks, Buggy ile olan konuşmasında şeytan meyvesinin deniz tarafından lanetlendiğini söylemiş ve bu yüzden yiyen kişinin yüzemeyeceğini belirtmişti. Ve aynı şekilde yakın bir zamanda çıkan manga bölümünde Vegapunk açık bir şekilde doğa ananın ve denizin şeytan meyvesinin oluşumuna öfkelendiğini söylemişti. Deniz ve doğa ana yani Gaina'nın isimleri. İlginçtir ki deniz Japonca'da Umi olarak telaffuz edilir. Umi yani deniz Vegapunk'ın dediğine göre şeytan meyvelerinden nefret ediyor ve şeytan meyvelerinin oluşumu Umi'yi öfkelendirmiş. Umi'nin tersi de bize Imu'yu verir. Bunu zaten gizemli şeytan meyvesi videomda Imu'nun bir su meyvesine sahip olarak diğer meyveleri şeytan olarak propaganda yaptığını belirtmiştim. Hikayede oraya gidiyor gibi. Yani şeytan meyve kullanıcılarının yüzememe sebebi tamamıyla Imu'nun gücü ve isteği. Vegapunk'ın cümlesi bunu gösteriyor. Bu aslında serinin her noktasında geçen cümlelerle uyuşuyor. Roblici kutsal ejderleri bu dünyayı yaratmış olan tanrılardır olarak nitelendiriyor. Ki Gorosei'ler bir kutsal ejder ve Imu'nun kutsal ejderlerin başı olduğunu söylememek haksız olurdu. Yani Roblici'ye göre dünyayı temsil ettiğini iddia ettiğimiz Imu, dünyayı yaratan kişinin ta kendisi. Bağlantılar bununla da bitmiyor. İnternette araştırırken bir teorisyenin Marie Joyce ile alakalı bir kelime oyunu bulduğunu fark ettim. Marie Joyce'deki Joyce, Türkçemizde yabancı bir kelime olan Burjuva'nın İngilizcesinden türetilmiş bir kelime ve Burjuva bildiğiniz gibi bir toplumdaki en üst sınıf ya da en üst kişidir. Joyce burada Fransızca olarak feminen bir şekilde kullanılmış ki bu toplumdaki sınıfta üstteki tek bir kadın kişiyi belirttiği anlamına geliyor. Başındaki Mary aslında bir isim gibi görünebilir ama Mary Latince'de deniz anlamına yani Umi anlamına gelir. İşte bu denizin yani Imu'nun bir kadının olduğunu apaçık bir şekilde gösterir. Imu ile alakalı geçmişte çok teori yaptım. Dolayısıyla burada duraklamak istiyorum. Shanks'ın Gorosei olduğunu düşünüyordum. Çünkü çok mantıklı geliyordu. Gorosei'lerin yanında kolayca gidebiliyor. Sengoku ile konuşurken Sengoku Japonca hitap şekline göre Shanks'e Shanks üstten birisiymiş gibi hitap ediyordu. Ve beyaz sakalın cesedini almaya geldiğinde sadece sen olduğun için izin veriyorum diyordu. Bu tip şeyler onun gizli bir Gorosei üyesi olduğunu gösterebilirdi. Ama bu güneş sistemi olayını Eiichiro'da bozmayacak gibi. Güneş sistemini tamamıyla eşleştirdik. Lakin olay burada bitmedi. Eiichiro da videonun başında da gösterdiğim gibi hikayeyi ilerletmeyi seven birisi. Ve inanın bana bunun en büyük kanıtı süpernovalar. Süpernova en kötü nesil olarak adlandırılan korsanlardan oluşan bir grup. Ve süpernova aslında yaşlanmış olan gezegen veya yıldızların patlamasına verilen isimdir. Yani bu şu anlama geliyor. Goroseilerin yani bu 5 kişinin rakibi büyük savaşta süpernova
novalardaki güçlü isimler olacak. Aslında tam anlamıyla böyle bir savaşta güneş sistemindeki antik silahlar dahil tüm gezegenlerin yer alacağını söylemek oldukça normal olurdu değil mi? Yani 9 gezegenin de bir arada bulunacağı, hizalanacağı bir savaştan bahsediyoruz. İşte dostlar, seride çokça bahsettiğimiz şafak terimi bu 9 gezegenin hizalandığı vakit gerçekleşecek. Bilin bakalım 9 gezegenin gerçek evrenimizde hizalanmasına ne ad veriliyor? Grand Trine. Tanıdık geldi mi? Seride hiçbir şekilde büyük hattın Japonca olarak telaffuz edildiğini, Japonca'yı çevrilerek söylendiğini duyamazsınız. Luffy, Nami ve diğer birçok karakter hiçbir zaman Grand Line'a Okina-san demedi. Bu karakterler seride hep geçen bu kelimeyi Grand Line olarak telaffuz etti. Eiichiro da bizim büyük hat olarak dediğimiz ve seride her bir karakterin ağzından çıkan Grand Line'ı Grand Line olarak bilmemizi istiyor. Çünkü kendisi Grand Trine referansını bize göstermek istiyor. Uzay terimleri bununla da bitmiyor. Yeni dünyanın son adası, yani One Piece dünyasındaki son adanın ismi Lodestar. Yani Kutup Yıldızı Adası. Kutup Yıldızı da Norse mitolojisinde dünyanın en uç, en son noktasıdır. Eiichiro Oda'nın yapmış olduğu bu referanslar bize serinin nereye gideceğini gösteriyor gibi. Ama bir karakter var ki uzay terimleri bahsedildi mi, tabiri caizse piyasa değeri, kur fiyatı hemen artar. Bahsettiğim karakter Sanji'nin ta kendisi. Eiichiro Oda'ya bir soru geliyor. Sanji'nin kaşı neden kıvırcık? Hey sen, otur ve şimdi beni dinle. Herkes çemberler içinde yaşar. Güneş, ay ve dünya kendi çemberleri etrafında dönerler ve dünya aniden dönmeyi bırakırsa gezegen gelgit dalgalarıyla kaplanırdı ve bu çok korkunç olurdu. Sanji'nin kaşının aynı güçlü dairesel enerjiyi yönlendirdiğini asla unutma. Bunun üzerine düşün. Şimdi gidebilirsin. Peki bu ne anlama geliyor? 9 gezegenin, yani güneş sistemindeki her gezegenin rol oynadığı büyük savaşta Sanji çok acayip bir şey yapacak. O kadar büyük bir şey yapacak ki Thriller Bark'ta dediği gibi dünya hükümeti asıl şaka korsan İnsanlar arasındaki en tehlikeli insan olarak Sanji'yi görecek. Sanji o savaşta tarihi yeniden yazacak ve dünyayı SBS'de dendiği gibi gelgit dalgalarıyla kaplayacaktı. Çünkü Sanji bizzat Red Line'ı kendisi yok edecekti. Sanji'nin gizemli gücü videosunda görüşmek üzere.